Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün hücre zarından madde geçişleri konusuna devam ediyoruz. Gençler bir önceki dersimizde madde geçişlerine başlamıştık. Küçük moleküllerin taşınmasını anlatmıştım. Bugünkü dersimizde de büyük moleküllerin taşınmasını anlatacağım. Aynı zamanda tabii ki küçük küçük hatırlatmalar da yapacağım. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vererek başlamış olayım. Gençler 9 Dinamo'dan bu dersin sonunda hücre zarından madde alışverişleriyle ilgili hiçbir kısmı bırakmamış olmanız gerekiyor. Sadece bilimsel çalışma basamakları ile ilgili kısmı çözmüyorsunuz ama konunun sonuna kadar tabii ki gelebilirsiniz. Sayfa 115'e kadar çözmediğimiz herhangi bir şey kalmamış olmalı. 9 Dinamo Soru Bankamızdan diyeyim. Hızlıca konu anlatımına başlayalım. Şimdi öncelikli olarak tabii ki bugün hücre zarından madde alışverişlerini anlatmaya devam edeceğiz ama küçük hatırlatmalarım da olacak size. Bugünkü ana konumuz büyük maddelerin taşınması olacak. Büyük bir maddeyi hücre içine alıyorsak buna endositoz ismini veriyorduk. Büyük bir maddeyi hücre dışına atıyorsak buna da egzositoz ismini veriyorduk diyeyim gençler. Hücre zarının yapısı, madde alışverişlerini yapabilmemiz için, öğrenebilmemiz için çok önemli bir konuydu. Hücre zarına baktığımız zaman, tabii ki hücreyi dış çevreden ayıran bir katmandan bahsediyorduk. Hücrenin belli bir şekil almasını sağlıyordu, dış çevreden onu koruyordu, hücrenin dağılmasına engellemiş oluyordu. Aynı zamanda tabii ki madde alışverişinde de görev yapıyordu. Hücre zarı seçici geçirgen özellikteydi. Seçici geçirgen ne demek? Yani yani bazı maddelerin geçişine izin verirken bazı maddelerin geçişine izin vermiyordu esnek bir yapıya sahipti, dinamikti ve saydandı. Yani hücre zarı su aldığı zaman şişebiliyor, su verdiği zaman da büzüşerek küçülebiliyordu. Esnemeyle kastettiğimiz şey buydu gençler. Bazı canlılarda hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperi adını verdiğimiz yapıda tabii ki bulunabiliyordu. Hücre zarı bulundurmak tüm canlılarda ortaktı. Hücre duvarı bulundurmak ise sadece bazı canlılarda gördüğümüz bir olaydı. Bakteri Arkelerin, mantarların ve bitkilerin hücre duvarı vardı. Karşılaştırma yapacak olursak hücre zarına esnek dinamik demiştik. Hücre duvarı ise esneme özelliği yoktu. Sanki bir balonun etrafı çelik bir kasayla kaplı gibi düşünebilirdin. Çelik bir kasayla kaplı olduğu için balonuna kadar şişerse şişsin, çelik kasada herhangi bir oynama olmaz. Hücre duvarı bitkilerde bu işe yarıyordu gençler. Ama sadece bitkilerde değil, bakterilerde de var. Bakterilerin hücre hücre duvarı peptidoglikan yapıya sahipti. Arkelerde yalancı peptidoglikan ya da pseudopeptidoglikan yapılı hücre duvarı vardı. Mantarların kitin yapılı bitkilerin ise selüloz yapılı hücre çeperleri, hücre duvarları bulunuyordu tabii ki. Hücre zarının seçici geçirgen özelliğinden dolayı bazı maddeler hücre zarından geçebilir, bazı maddeler geçemez demiştik ya. Bu geçebilenlerin de tabii ki bir öncelik sırası vardı. Mesela gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan önce geçecekti. Aynı zamanda molekül büyüklüğü de bizim için önemliydi. Mesela oksijenle glikozu kıyas yapacak olursak glikozun formülü ne? C6H12O6. İkisi de hücre zarından geçebilir ama ama hangisi önce geçecek, geçer derseniz oksijen zaten gazdır önce geçer ama ikisinin büyüklüğünü de kıyas yapacak olursak tabii ki oksijeni seçmemiz gerekirdi veya klor diyebilirdik klorla glikozu kıyas yaptığımız zaman tabii ki klor çok daha önce geçecekti yük önemliydi bizim için hücre zarının kapısına dayandık birimiz yüksüzüz birimiz artı yüklü birimiz eksi yüklü o zaman kimler önce geçiyordu nötr moleküller yani nötr moleküller iyonlar önce geçecek. Nötr geçti gitti iyonlar kaldık. iyonları kıyas yaptığımız zaman da negatif iyonlar pozitif iyonlardan tabii ki daha önce geçiyorlardı gençler. Hücre zarının yapısında karbonhidratlar yağlar ve proteinler var. Bol miktarda da fosfolipit dediğimiz yağlar vardı. O yüzden de yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlerden önce geçecek. Suda bebişler ne yapıyordu? Bıcı bıcı yani suda çözünen vitaminler B ve C vitaminleriydi. Ya yani yağda çözünen vitaminler ise A D E K vitaminleriydi. Yağda çözünen vitaminler suda çözünen vitaminlerden önce geçer. Yağ yapılı olduğu için hücre zarı yağı çözen maddeler, alkol gibi eter gibi maddeler çözmeyenlere göre tabii ki daha kolay bir şekilde geçiş yapıyordu. Daha sonra hücre zarından madde alışverişi ile ilgili bir tablo anlatmıştım size. Hücre zarından madde geçişlerini kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir küçük moleküllerin geçişi vardı bir de büyük moleküllerin geçişi vardı. Küçük ne demek büyük ne demek neyi kastediyordum? Canlıların temel bileşenlerinde öğrenmiştik ya monomer dediğimiz şeyler küçük moleküllerdi. İnorganik maddeler küçük moleküllerdi. İnorganik maddeler kimler mesela? Asit, baz, tuz, su bunlar hemen onları yazmış olayım mineral maddeler bunların hepsi küçükler kategorisine girerdi. Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritler küçük moleküllerdi. Gliserol yağ asidi dediğimiz moleküller yağların yapı taşlarıydı. Amino asitler küçüktü, vitaminler küçüktü. Bunların hepsi küçük moleküllerin geçişiyle taşınacak. Bir de hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki moleküller vardı. Mesela glikoz glikoz bir araya gelse ne olur? Maltoz, maltoz bir disakkarittir yani büyüktür hücre zarından geçemez protein geçemez nişasta geçemez büyükler büyük moleküllerin geçiş kurallarına göre taşınmak zorunda Küçük moleküllerin taşınmasını da pasif taşıma ve aktif taşıma olmak üzere ikiye ayırmıştık. Pasif taşıma ne demekti? Enerji harcanmadan küçük moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket etmesi anlamına geliyordu. Mesela parfümü sıktım fısısısız yaptım koku molekülleri ne yapacak burada çok yoğunlar. Bir süre sonra çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere doğru hareket edecekler. Koku moleküllerinin bu yayılımı da aslında pasif taşımaya örnek hücremizin içerisinde de diyelim ki 100 tane glikoz var. Glikoz küçük bir moleküldür. Dışarıda da 10 tane glikoz var. Glikozlar ne yapacaklar? Çok yoğun olduğu yerden az yoğun oldukları yere enerji harcamadan hareket edecekler ta ki iki taraf birbirine eşitleninceye kadar pasif taşımayı difüzyon ve ozmoz olmak üzere ikiye ayırmıştık. Difüzyon tanım aynı. Küçük moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere enerji harcanmadan taşınmasıydı. Basit ve kolaylaştırılmış difüzyon olarak ikiye ayırmıştık. Basit difüzyon neydi? Moleküller o fosfolipit tabakasının içerisinden geçiyorlarsa basit difüzyondu. Protein kanallarının içerisinden geçiyorlarsa kolaylaştırılmış difüzyondu. Yağların yapı taşları yağ asli gliserol yağda çözünen vitaminler basit difüzyonla taşınacaktı. Suda çözünen vitaminler glikoz amino asit gibi karbonhidratların proteinlerin yapı birimleri ise kolaylaştırılmış difüzyonla taşınacaktı. Ozmoz dediğimiz şey ise suyun difüzyonuydu gençler. Aktif taşımaya baktığımız zaman iş terse dönüyor. Yine küçük molekülden bahsediyorum ama bu sefer moleküller az oldukları yerden çok oldukları yere doğru taşınacaklar. Bunu yapabilmen için de mutlaka enerji harcaman gerekiyordu. Yani senin hücrenin içerisinde 100 tane glikoz var, dışarıda 10 tane glikoz var. Sen bunu içeriye almak istiyorsan, dışarıda da 10 tane glikoz kalmasın diyorsan, azdan çoğa doğru götürmen lazım. Burada o zaman aktif taşıma dediğimiz olay gerçekleşecek. Dışarı çıkması ise pasif taşımaydı. Aktif taşıma yıldız 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 küçükler için enerji harcanarak yapılır. İki tarafın eşitliği daha doğrusu şöyle söyleyeyim. iki tarafın yoğunluğu birbirine eşitse yine aktif taşıma yapılarak madde geçişi söz konusu olacaktı. Endositoz ve egzositoza da bakalım. Bugünkü dersimizde endositoz ve egzositozu anlatacağım. Endositoz ne demek? hücre zarından geçemeyecek bir şeyi sen yalancı ayaklar veya cepler oluşturarak hücrenin içerisine alıyorsan ben bir süre sonra baktığımda bunu hücrenin içerisinde görüyorsam bu endositoz anlamına geliyordu. İçeriye aldığım katı büyük bir şey ise fagositoz, sıvı büyük bir şey ise pinositoz ismini vereceğiz. Eğer sen büyük bir şeyi dışarıya atıyorsan etrafını kofulla sarıp onu dayayıp sonra zarla birleştirip dışarıya atıyorsan buna da egzostoz ismini vereceğiz. Detaylı bir şekilde bugünkü dersimizde anlatacağız gençler. Pasif taşıma ve aktif taşımayı kendi içerisinde karşılaştıralım. Küçük moleküllerin çoktan aza doğru geçişi pasif taşımaydı. Azdan çoğa doğru geçişi aktif taşımaydı. Pasif taşıma Parfümü sıktığın havada bile olduğuna göre gerçekleştiğine göre canlı ya da cansız her ortamda meydana gelebiliyor. Aktif taşıma ise sadece canlı hücrelerde meydana gelen bir olaydır. Pasif taşımada enerji harcanmazken aktif taşımada ATP enerji harcanıyordu. Pasif taşımanın difüzyonunda fosfolipitlerin arasından kayıyordu. Kolaylaştırılmış difüzyonda da protein kanallar görev yapıyordu. Aktif taşımada ise taşıyıcı proteinler ve enzim kullanılmıyordu çünkü bu sırada ATP harcanması söz konusu oluyor diyeyim gençler. Çözelti çeşitlerinden de bahsetmiştik. Pratik çözmenizi istemiştim. Çok detaylı uzun uzun anlattım bir önceki dersimizde. Şimdi özet halinde vereceğim gençler. Mesela çözelti çeşitlerini düşündüğümüz zaman hipertonik, hipotonik, izotonik çözeltilerimiz vardı. Hipertansiyon, hiperstar yani hiper ne demekti? Yüksek anlamına geliyordu. Hipertonik çözelti dediğimiz zaman da çözeltinin yoğunluğunun daha yüksek olduğu bundan bahsediyorduk. Hemen başka bir renk alayım. Hipertonik çözelti dediğimiz zaman mesela çözeltiye diyeceksin ki %70 oranında sükroz varmış diyeceksin. Çözeltiye %70 sükroz dediysen hücrenin içerisine daha küçük bir rakam vermen lazım. Mesela dedin ki %40'lık sükroz olsun. Hemen suları yazmaya başlıyordun. Bunun %70'i sükrozsa hocam %30'u sudur diyordun. Hücrenin %40'ı sükrozsa %60'ı sudur diyordun. Sükroz hücre zarından geçemez. Ama suyu tutamam. Su ne yapacaktı? Çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket edecekti. Yani bu hücre su kaybedecekti. Bir hücre su kaybedip büzüştüğü zaman biz o hücreye ne olmuş hücre diyorduk? Plazmoliz olmuş diyorduk. Plazmoliz olan hücrenin de ozmotik basınç yani su alma isteği artacak. Biraz daha büzüşeyim öleyim istemeyecek. Su verme isteği ise azalacaktı. Emme kuvveti ozmotik basınç basınçla doğru orantılı olduğuna göre tabii ki ozmo emme kuvveti de artacaktı. Hipotonikte ise aslında işler tam tersine dönüşüyordu ama rakamları farklı olarak vereyim gençler. Mesela şuraya yüzde kırklık sükroz çözeltisi vardır dersem buraya kırktan küçük bir rakam vermem lazım çözeltiye. Diyeceğim ki yüzde yirmi sükroz vardır. Sükroz hücre zarından geçemez suları yazmaya başlıyorsun. Yüzde yirmisi sükrozsa yüzde sekseni sudur hocam diyorsun. %40'ı sükrozsa %60'ı sudur hocam diyorsun. Su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçiş yapacak. O zaman ben bir hücreyi hipotonik çözeltiye koyarsam o hücre su alıp şişecek. Şişmiş hücreye de ne ismini verecektik? Turgor durumunda diyecektik. Biraz daha şişip şişip patlayayım istemez. Yani bunun ozmotik basıncı azalacak. Turgor basıncı artacak. Emme kuvveti ise azalmış olacak. İzotonik çözeltiye koyduğumuz zaman ise içeride de %40 sükroz var. Dışarıda da yüzde 40 sükroz var. 60 er tane de suları olduğunu düşün. Su geçişi devam edecek ama iki tarafa da eşit şekilde devam edecek. Yani bu hücrenin ozmotik basıncı, turgor basıncı emme kuvveti değişmeyecek. Hücrede herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecek. Neyi unutmayacak ve karıştırmayacaktık? Sen tutar da bir hücreni hipertonik bir çözeltiye koyarsan bu hücre büzüşüyordu. Ne olmuş diyorduk biz buna? Plazmoliz olmuş diyorduk. Plazmoliz olmuşu tutar da hipotonik bir çözeltiye koyarsan eski haline dönerse buna da deplazmoliz ismini veriyorduk. Deplazmoliz illaki plazmoliz olanın eski haline gelmesiydi. Hipotonik çözeltiye koyup da şişen ise turgor durumuna geçmiş olacaktı diyeyim gençler. Dediğim gibi bir önceki dersimizde bunları çok detaylı anlatmıştım. Eksiğiniz varsa mutlaka o videoya bakın gençler. Bugün büyük moleküllerin taşınmasını anlatacağız. Büyük moleküllerin taşınması da iki şekilde gerçekleşiyor. Bunlardan birincisi endositoz, ikincisi ise egzostoz dediğimiz olaydı endostoz hücre içine alma anlamına geliyordu egzostoz dediğimiz zaman ise dışarıya atma anlamına gelecekti egzostan aklımızda kalabilir büyük bir şeyi dışarıya atıyorsan egzostoz içeriye alıyorsan endostoz ismini kullanacaksın Endositoz ve egzostoza genel bir şekil çizeyim ben size. Oranın üstünden anlatmaya devam edeyim. Aslında senin dışarıda büyük bir molekülün var. Şurası da hücren olsun. Hücren gidiyor. Bu büyük molekülü içeriye almak istiyor ya bu da hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir molekül ya. Buna doğru yalancı ayaklar oluşturmaya başlıyor. Sonra iyice gidiyor. Bunun etrafını sarıyor. Sonra sen bir süre sonra bir bakıyorsun hücrenin içerisinde X maddesi var. Hücre zarından geçemeyecek bir şeyi içeriye almış oluyorsun. Bu katı bir şeyse fagostoz ismini veriyoruz. Sıvı bir şeyse pinostoz ismini veriyoruz. Sen hücre zarından böyle yalancı ayaklar oluşturup içeriye doğru aldın ya. Tabii ki bu işi yapabilmek için enerji harcaman gerekiyor bakıyorum zardan geçemeyecek büyüklükteki moleküllerin enzim ve ATP kullanılarak hop hücre içine alınmasına ne ismini veriyormuşuz? Endositoz ismini veriyoruz. ATP harcadığına göre hangi hücreler ATP harcayabilir? Sadece canlı hücreler. O zaman büyük moleküllerin alınması da, atılması da sadece canlı hücrelerde meydana gelir. Büyük molekül hücre içine alınırken tabii ki besin kofulu meydana geliyor. Yani senin şu dışarıdaki besin değil miydi? Besin Şimdi içeriye baktığın zaman şu da besin. Besinin etrafını bir zar çevirdiğine göre aslında bununla da artık ne olacak? Besin kofulu. Savunma sistemi hücrelerimiz de aslında bu işi çok fazla yapıyorlar. Diyelim ki senin vücuduna zararlı bir mikroorganizma girdi, bir bakteri girdi, bir virüs girdi. Bazı savunma hücre, hücrelerimiz fagositoz yaparak bunu içeriye alıyor, içeride parçalama işlemini gerçekleştiriyor diyeyim gençler. Hücre yüzey alanında da tabii ki azalmaya neden olacak, azalmanın da mantığını anlatmış olayım size. Diyelim ki bu hücremizin zarı 100 metre olsun gençler tabii metre olmaz nanometreler 100 metre Şimdi sen bu hücreye bak hala 100 metre uzunluğunda şöyle bir baktığın zaman hücre zarın hala 100 metre şimdi baktığın zaman 100 metre mi? Hayır bunun bir parçası koptu içeriye girdi şu içeriye giren parçayla birlikte 100 metre o zaman endostoz yaptığın zaman hücre yüzeyinden bir parça içeride kaldı o yüzden de yüzey alanı ne oldu gençler azalmış oldu fagostoz ve pinostoz olmak üzere tabii ki iki şekilde meydana geliyor. Aldığın İçeriye büyük madde katıysa, fagostoz ismini veriyoruz. Sıvıysa, pinostoz ismini veriyoruz. Bakteriler, arkeler, mantarlar, bitkiler tabii ki hücre duvarına sahip olan canlılardır. Hücre duvarına sahip olan canlıların duvar ölü bir yapıya, endositoz yapıp içeriye büyük bir şeyi alma ihtimali yok. Sadece özel bir bitki grubunda görülebiliyor diyeyim. Gençler, fagostozu şuradan da anlatmış olayım. Zardan geçemeyecek kadar büyük olan katı moleküllerin yalancı ayaklar oluşturularak içeri alınması katı molekül burada ne yapmış yalancı ayak oluşturup etrafını sarmış içeriye almış içeriye aldığı zaman büyük şey ne yapacak enzimlerle parçalaması lazım. Aslında şuradakinin adı ne besin olduğuna göre besinin etrafı bir zarla çevrili olduğuna göre besin kofulu şu hücre içi sindirimde görevli enzimleri taşıyan etrafı tek zarla çevrili organelde lizozom lizozomla besin kofulu birleşti hatta lizozomla besin kofulu birleşince biz buna ne ismini veriyorduk sindirim kofulu ismini veriyorduk sindirim kofulu oluştu besini küçük parçalara ayırdı işine gelenleri kullandın. atıkları da dışarıya atmış oldun diyeyim ak yuvar yani savunma sistemi hücrelerimizin mikroorganizmaları yutup İçeride parçalaması, yok etmesi tabii ki fagositozu örnektir. Ya da protista alemine dahil olan amip adını verdiğimiz tek hücreli bir canlı var. Bu tek hücreli canlı da yalancı ayaklar oluşturarak gidiyor, Böyle besinin etrafını sarıyor, besini içeriye alıyor. Yani amip'in de yaptığı iş fagositoza örnek olacak. Geliyorum pinositoza. Aynı mantık, değişen hiçbir şey yok. Yine hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir madde ama bu sefer sıvı bir maddeden bahsediyoruz. Mesela bir enzim olabilir, mesela bir hormon olabilir. Bu sefer pinostik cepler oluşuyor. Bu pinostik cepler sayesinde hop içeriye almış oluyorsun. Bak şurası hücre zarı yüzeyi değil miydi? Hücre zarı yüzeyinden bir parça koptu içeriye. Yani hangisi olursa olsun hücre zarında küçülmeye neden oldu. Hormonların, enzimlerin, suda çözülmüş besinlerin hücre içine alınması tabii ki pinositoz olayıyla gerçekleşiyor gerçekleşecek diyeyim. Gençler fagostoz ve pinostozu karşılaştırma sorularını çok göreceksiniz. O yüzden biz onların bir ortak özelliklerini bir de farklarına tekrar etmiş olalım. İster fagostoz yapsın ister pinostoz yapsın. Fagostoz kimin için? Katılar için. Pinostoz sıvılar için kullanılıyor. Ama ikisi de hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki maddeler. Hücre içine alınmayı sağlıyor. İkisinde de mutlaka ATP harcıyorsun. Yani içeriye alacağın şey katı bir şey de ATP, katı bir şey olsa da ATP harcıyorsun. Sıvı bir şey olsa da ATP harcıyorsun. Tabii ki ikisinde de enzim kullanıyorsun. İçeriye bir parça kopup geldi. O zaman ikisi de hücre zar yüzey alanının tabii ki azalmasına neden olacak diyeyim. İkisinin arasındaki fark neydi? Bir kere fagostoz A'dan da aklına gele kalabilir katının ağsı. Katılar için fagostoz yapılıyor. Sıvılar için de pinostoz dediğimiz olay gerçekleşiyor. Fagostoz yapılırken yalancı ayaklar oluştu diyoruz. Pinostoz yapılırken de pinostik cep oluştu. Pinostoz cebe oluştu diyoruz gençler. Gelelim artık dışarıya atmaya yani hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki büyük moleküllerin hücre dışına atılmasına. Sen hücre zarından geçemeyecek büyüklükteki bir madde yaptın. Diyelim ki bu bir atık maddeydi. Dışarıya vermek istiyorsun. Aslında filmi terse saracaksın. Ne yaptın senin hücren şurada olsun. X ile gösterdiğim şey de hücre zarından dışarıya atılmak istenilen büyük bir molekül olsun. Ne yapacaksın? Önce götür bu X'i hücre zarına dayayacaksın, dayadın. Sonra şuradan açma işlemini gerçekleştireceksin. Açma işlemini gerçekleştirdikten sonra X dışarıda, senin hücren ise burada durdu. Böylelikle büyük bir şeyi dışarıya atmış oldun. Aynı mantık. Senin hücren şimdi ne kadarlık bir büyüklüğe sahipti? 100 nanometre. Şimdi ne kadarlık bir büyüklüğe sahip? 100 nanometre. Şimdi 100 nanometreden daha büyük Çünkü şurada gösterdiğim parça Yani şurası buraya birleşti o zaman endositoz hücre zarından yüzey alanını azalmasını sağlıyordu ya egzositoz ise tam tersi hücre zar yüzey alanının büyümesini sağlar diyeceksin. Büyük bir şeyi dayadın dışarıya attın tabii ki yine enerji harcayacaksın tabii ki yine enzimler kullanılacak. Egzostozun katı ve sıvı için yapılmasının herhangi bir farkı yok. Yani katıyı alırsam atarsam şöyle sıvıyı atarsam böyle diye bir fagostoz pinostoz gibi ayrımı yok diyeyim gençler. Zardan geçemeyecek kadar büyük olan moleküllerin ne yapılması hücre dışı atılmasıdır. Tabii ki bu olay sırasında ne harcayacaksın ATP? Tabii ki ne kullanacaksın? Enzimler görev yapmış olacak. Zar yüzey alanı da tabii ki parça oraya eklendiği için arttırmış oldun. Hücre içinde oluşturduğun atıkların mesela enzimler protein artı yardımcı kısımdan ya da sadece proteinden meydana gelmiyor muydu? Proteinlerde büyük moleküller olduğuna göre enzimler de büyük moleküldür. Bir dışarıya enzim atıyorsan egzostozla atacaksın. Bazı hormonlar büyük yapılıdır. Süt, tükürük gibi salgılar yine büyük yapılı salgılardır. Egzostozla atılacak. Çeperi olan hücrelerde de gerçekleşecek mesela Dedim ki bitkisel bir hücreyi düşün. Bitki hücresinin hücre zarının dışında hücre duvarı var. Şurada X besini olsun nasıl bu gidecek de yalancı ayak oluşturacak? Şunun hareket yeteneği yok ki. O yüzden mesela bitkisel hücreler endostoz yapamayacaklar. Ama egzostoz yapabilirler çeper egzostoz yapmaya engel değil diyeyim gençler. Endositoz ve egzostozun ortak özelliklerinden de bahsetmiş olayım. Bir kere ikisini de büyük moleküller için yapıyorum. İkisi de hücre zar yüzey oranını değiştiriyor. Endositoz yaptığım zaman zar yüzey oranım azalıyor. Egzostoz yaptığım zaman zar yüzey oranım artıyor. İkisinde de ATP harcıyorum. İkisinde de tabii ki enzim kullanımı söz konusu oluyor diyeyim gençler. İkisinin arasındaki farka bakacak olursak yönsel olarak bir fark var endositoz içeri alma anlamına geliyor. Egzostoz ise dışarı atma anlamına geliyor. Böylelikle hücre zarından madde alışverişlerini de aslında bitirmiş olduk. Gençler konu biterken kısmında konuyla ilgili bir özetle tabii ki size vereceğim. Birkaç tane soru çözüp konuyu bitiriyorum. Bir hücrenin bulunduğu ortam ile madde alışverişi yanda gösterildiği gibidir. Buna göre hücre zarından taşınan madde ile bu maddenin taşınması için gerçekleştirilen olay hangi seçenekte eşleştirilmiştir diyor. Şimdi bakıyorum glikozun taşınmasına. Dışarıda ikilik glikoz varmış. içeride yüzde altılık glikoz varmış. Yani dışarıdan okunucuna bakıyorum. içeriye doğru alacaksam azdan çoğa doğru taşımak zorundayım. Glikoz hücre zarından geçebilecek bir moleküldür. O yüzden hücre zarından geçebileceği azdan çoğa taşırken yaptığım işi gerçekleştireceğim. Burada aktif taşıma dediğimiz olay söz konusu olacak. Aktif taşımaları işaretledim. Sükroza bakıyorum. Sükroz bir disakkaritte, Glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşuyordu. Yani sükroz hücre zarından geçemez. İki taraf eşit. O zaman aktif taşıma yapayım diyemezsin. Aktif taşıma küçükler için yapılır. Sen büyük bir şeyi içeriye almak istiyorsun san mecburen ne yapmak zorundasın? Endostoz yapmak zorundasın. Cevabımız çıktı. Karbondioksite baktığımız zaman ise hadi onu da göstermiş olayım. Cevabı bulduk ama gazdır. Gazlar çok olduğu yerden az olduğu yere tabii ki difüzyonla taşınacak gençler. O yüzden de cevabımız D'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir sorumuza da bakıyorum. Endositoz ve egzostozda olaylarından hangileri ortak değildir diyor. Hücre zar yüzeyinde azalma bu ortak değil. Hücre zar yüzeyinde azalma meydana geliyorsa endositoz yapılıyor demektir. ATP harcanması hem endositozda gerçekleşiyor hem egzostozda gerçekleşiyor. Bu ortak. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşme. egzostoz tüm canlı hücrelerde gerçekleşir ama endositozu yapamayanlar var. Ortak değildir dediği zaman da ortak olmayanlar tabii ki 1 ve 3 şeklinde olacak. Yani cevabımız D'ye düşmüş oldu. Hemen diğer bir soruma da bakıyorum. Yandaki diyagramda A ile gösterilen yere bilgilerinden hangileri yazılabilir? Şimdi A ile gösterilen yer fagostoz ve pinostozun ortak noktası. Yani aslında bana soruda diyor ki fagostoz ve pinostozda aşağıda verilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? Ben bir kere ATP harcanmasını tabii ki buraya yazabilirim. İkisinde de ATP harcanıyor. Büyük yapılı katı moleküllerin taşınmasını Ağustos kısmına yazmalıydım. Gitti. Zar yüzeyinin azalması dediğimiz zaman hangisi olursa olsun içeri alma ya. Zar yüzeyinde tabii ki azalma meydana gelecek. Yani 3'ü buraya da yazabilirim. Hücre içine madde alınması dediği zaman ikisi de hücre içine madde alınmasını, biri katıların, biri sıvıların alınmasını sağlar. O yüzden A kısmına yazabiliyorum. Hangileri yazılabilir dediği için de cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Son sorumuzu da çözelim. Aşağıda verilen taşıma şekillerinden hangisinde ortamlar arasındaki yoğunluk farkı önemsizdir diyor. Şimdi basit difüzyon dediğimiz zaman veya kolaylaştırılmış difüzyon dediğimiz zaman fark etmez. Moleküller çok oldukları yerden az oldukları yere doğru taşınmış oluyorlardı. Basit difüzyonda yağların arasından akıyorlardı. Kolaylaştırılmış difüzyonda protein kanallardan geçiyorlardı. Ozmoz dediğimiz zaman da o da moleküller moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere taşınmasıydı. Pasif taşımada yine moleküllerin çok olduğu yerden az olduğu yere taşınmasını sağlıyordu. Endositoz dediğimiz zaman içeriye alınmayı sağlıyor ama büyük moleküllerin içeri alınmasını sağlıyor. Mesela senin şurada hücrem var dışarıda da işte X proteininden yüzde 20 olsa senin içeride yüzde on da olsa bu proteinden enerji harcayacaksın. Tam tersi de olsa enerji harcayacaksın büyük ya yoğunluk farkı bizim için önemli değil diyeyim gençler son sorum demiştim ama değilmiş hemen bu soruya da bakıyorum. Hücre çeperi olan canlı bir hücrede aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşemez? Çeperi olanlar zarının etrafında duvarı olanlar ne yapamazlar? içeriye büyük bir şeyi alamazlar. Yani endostoz yapamazlar. Endostozu da ikiye ayırmıştık. Fagostoz ve pinostoz olmak üzere. Yani şıklarda ya fagostoz yazacak ya da pinostoz yazacak. E, çeperi olanlar fagostoz veya pinostozu yapamıyorlar. Gençler bir tane de çıkışlı sorumuz var. Bakalım hangi çıkışa ulaşacağız? Aşağıdaki ifadelerden aşağıdaki ilk ifadeden başlayarak doğru çıkışa ulaşınız diyor. Pasif taşıma dışındaki tüm taşıma şekillerinde ATP harcanır. Düşünüyorum e, aktif taşıma da harcanıyor. Endostoz ekstostozda da harcanıyor. O zaman bu bizim için doğru bu tarafa doğru geldim. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı proteinler ve enzimler görev alır. E bu da doğruydu. Kolaylaştırılmış difüzyonda taşıyıcı protein kanallardan geçiş söz konusu oluyordu. Enzimler de tabii ki kullanılabiliyordu gençler. O zaman bir numaralı çıkışa ulaştık. Diğerlerini de yapmış olayım. Ozmos suyun difüzyonuydu. Endositozda zar yüzeyi artar demiş. Tam tersine endositozda zar yüzey alanı azalmış olacaktı. Fagostozla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Fagostoz büyük katı moleküllerin hücre içine alınması anlamına geliyordu. Amip gibi bazı tek hücreli heterotrofların tabii ki beslenmesi bu şekilde gerçekleşecek. Aldığın büyük şeyi içeride neyle parçalayacaksın? Tabii ki lizozom organelinde bulunan enzimlerle parçalayacaksın. Ak yuvarların mikroorganizmaları yok etmesini tabii ki sağlar diyeceğiz. Bakteri ve mantarlarda gerçekleşmez bakteri ve mantarların hücre duvarı olduğu için bu canlılarda fagositoz gerçekleşmiyordu gençler hemen özeti de yaparak bitiriyorum. Büyük moleküllerin hücreye alınmasına endostoz ismini veriyoruz. Büyük moleküllerin dışarıya atılmasına ise egzostoz ismini veriyoruz. Eğer aldığın şey katı büyük bir şey ise fagostoz diyeceğiz. Sıvı büyük bir şey ise pinostoz ismini vereceğiz. İkisinde de enerji harcanacak. Birinde yani içeriye alırken zar yüzey, ara, ala, e, zar yüzey alanı azalacak. Egzostozda dışarıya atarken ise artacak. Hücre çeperi olanlar endostoz gerçekleşmeyecek egzostoz ise tüm canlı hücreler gerçekleştirebilecek diyorum gençler ve böylelikle hücre zarından madde alışverişleri konusunu bitirmiş oluyoruz hücre zarından madde alışverişleri konusunda biraz zorlandığınızı biliyorum o yüzden yorumlara bekliyorum gençler eğer hocam bu konuyla ilgili karma soru çözümü yapın tüm konuların içerisinde olduğu soruları çözün diyorsanız yorumlara yazın gençler ona göre bir soru çözüm videosu koyabilirim diyeyim. Hemen ödüllü soruyu da göstereyim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.